Valla şöyle, şimdi Orta Doğu'da siyaset yeniden şekilleniyor Obama'dan Trump'a geçişte. Ve burada da değişikliğin ana ekseni olarak İran'a yönelik Amerikan politikasının sert ve radikal bir şekilde dönüştüğünü görüyoruz. Bunun ufak ufak taşları döşeniyor, onu fark ediyoruz. Yani biz şimdi Orta Doğu'da bir gün bir olay oluyor, ertesi gün başka bir olay oluyor. Onları tek ve birbirinden bağımsız gibi de görülüyor bazen. Fakat bir baktığımızda giderek buradaki temel sorunun, asıl meselenin İran olduğu anlaşılıyor. Bu yönde yapılmış bir Suudi Arabistan içindeki bir iç değişiklik ve düzenleme öyle görünüyor. Bu yeni veliaht ilan edilen prens Yemen Savaşı'ndan sorumluydu ve İran'a karşı daha önce yapılan mülakatlarda görüldüğü gibi daha sertlik yanlısı ve Trump yanlısı. Dolayısıyla hani İran'a yönelik cephenin güçlendirildiğini görüyoruz. Kuveyt meselesinin de bununla bağlantısı var. Çünkü bütün bu Körfez ülkeleri içinde İran'la en yakın ilişkisi olan Körfez ülkesi, pardon, Katar, evet. Katar. Dolayısıyla bunun hem yani diplomatik ilişkileri var, iktisaden açılmaya çalışıyor oraya. Biliyorsunuz aslında diğer ülkeler de ekonomilerini çeşitlendirmek istiyorlar. Yani tek bir enerji kaynağına bağımlı olmanın getirdiği ciddi sorunlar oluyor. Bunda en ileri gidenlerden biri de Katar'dı ve İran'la da Körfez'de ortak bir gaz rezervini paylaşıyor. Orada da sorun çıksın istemiyor. Fakat onun da hizaya gelmesi gerekiyor. Burada tabii Amerikan sistemi içinde bazı sorunlar var. Politika tam oturmamış da olabilir. Bazı yönlerden Amerikan güvenlik ve dış politika bürokrasisi kendi içinde rol paylaşımına da gidebilir. Ya bununla ilgili gelişmeleri de görüyoruz, fark ettiyseniz. Yani Trump bir açıklama yapıyor. Bu diğer konularda da oldu. Dışişleri sanki başka bir hat üzerinden gidiyormuş gibi görünüyor. Siz de fark etmişsinizdir. Evet.